Tutturanlar Kulübü'nün özel ilk kuponuna 300 TL'ye kadar bonus tutturdan. Kampanyaya katıl butonuna tıkla, kuponunu oyna, ilk kuponuna özel bonusu kaçırma. Her zaman her yeri onunla tuttur. Tottenham Brighton, Tottenham'da da Bissouma'yla son takıma dönmüş. Oynayabilir durumda. Adamlarım var. Ya benim, benim bak hayalimdeki orta ikili bu ikisi. Hayalimdeki orta ikili bu ya abi. Sonla bir sürü hani bana diyorlar ya sen işte Jorginho'yu beğenmiyorsun abi, işte Regista sevmiyorsun, şu bu filan. Bak bu ikisi abi. Bu ikisini yan yana koy, adam yesinler. Yani böyle adam yesinler. Çiğ etle beslenen. İki tane böyle atletik. Gittili geldili. Ama top geldiği zaman da topu kırmayacak. Adamları buldun mu ya. Onlara bayılıyorum ben. Onlara hastayım. Tabii bana göre Tottenham'ın bu seneki yükselişinin sırrı da orası. Bissouma'nın performansı çok belirli. Højbjerg'i kesti zaten orada. Yani Højbjerg falan iyi futbolcu da işte benim topçum değil. Bunlar aynen, ki Højbjerg öyle çok düşük vites rahvan oyuncu değil yani. Yok belirli bir seviyenin çok güzel. Kalas oyuncu değil yani. Højbjerg yani. O da iyi oyuncu. O da güzel oyuncu da hani bu ikisi bambaşka. Tabii. Böyle iki tane piston gibi iki adam buldun mu çok şey fark ettiriyor abi. Son biraz düştü tabii yani. Sonun düşmesi negatif etkiledi takımı. Ben gene de yeneceklerini düşünüyorum Brighton'ı. Gene de gollü olur. Karşılıklı gol var, güzel bir şey olur. Karşılıklı gol var artı bir şeyini öneriyorum ben. Evet, ben onu not almıştım. Oranı da 2-10. Ben de bunu söyleyecektim. Maç sonu 1 ve KG var. Yani De Zerbi hocam bir tane yapıştırır muhtemelen ama Tottenham kazanır. Yani, bence de. Evet, tabii. Yani De Zerbi hocam da düştü be Yıldız. De Zerbi hocam da pakete bağladılar De Zerbi hocam da. Yediler De Zerbi'yi. Hocamı topçular yedi abi. Hocam başka yere gidecek. Çete. Arka beşli mi yedi abi? Evet. Biz de Afrika Kupası'ndaki gibi top oynamak istiyoruz dediler. Bak Afrika Kupası abi tam old school top izlemek isteyenler için bir cennet yani. Cennetti şu ana kadar artık. Şeylere geleni de. Finale geleni de. Güzel final olacak ama. Güzel final. Tabii. Yok öyle half space'miş. Yok işte içeri devrilen sahte bekmiş falan değil. Tabii çatır yani, çatır. Tabii böyle 11-11 böyle. Vur, koş, indir, ok falan böyle. Meydan muharebesi. Maçlar böyleydi yani. Tabii meydan muharebesi canım. Yani öyle modern futbola karşı Afrika futbolu abi. İzleyin izletmeni diye sonra yani. Modern futboldan sıkılanlar için öyle söyleyelim yani. Keyifliydi ama Afrika turnuvasını izlemek. Ben keyif aldım yani maçlardan. Ama abicim o hakikaten o dün akşamki penaltılar falan nedir öyle ya? Yani Başakşehir Hatay maçına nazire yaptılar son şeyde. Nijerya yine Afrika maçı. Hakikaten abi. Bir sarmala düşündü orada ya. Finali mi istemiyorlar ne yapıyorlarsa. Sonunda kazandılar ama en sonunda yani. Nijerya kazandı. İyi final olacak Nijerya fil dişi yani. Nijerya fil dişi. Nijerya başından beri final oynayacak diyordu herkes. Evet. Patır patır bu maça kadar patır patır geldiler. Bu maçta biraz zorlandılar ama. Normal ama abi yarı final oynuyorsun tek maç yani. Fil dişi, artık fil dişi alabilir belli olmaz. Ya fil dişi de Futebol'a geldi ama geldi yani. Tabii canım tabii nerede o? Tabii. Çok bayrak oyuncu vardı abi ya. Her takımda ayrı abi, bir süperstar bence, vardı yani. Bence artık özellikle büyük takımlarda oynayanlar çok asılmıyorlar abi. Evet yani abi. Fas'taki abi yani. Mısır'daki oyuncular nasıl yapsınlar abi çocuklar yani. Salah hemen abi patladı. 90'lar sonundaki Nijerya'yı falan hatırlayın abi. Kamerunlar. 98 yani. Dünya Kupası ırmak. Mükemmel. 98 Mükemmel Dünya Kupası. İspanya-Nijerya maçını izleyin abi. İspanya-Nijerya'da iki tane vardı. Sande Oluşe. Hastasıydım ben. Zerette'yi nasıl satmıştı golü? Yapıştırmıştı baba. Hastasıydım. Nefis gol çok değil miydi abi o? Evet. İspanya aynen şey öyle maçı. Bizim adamımız mutlaka CM'lerde takım aldığımız Taribo West. Tabii. Amokachi, JJ Okocha falan acayip topçular var. Amokachi, Okocha tabii. Mükemmel de yani. Hakikaten. Peki biz gündemimize dönelim. Neyse nostaljimizi yaptığımızda klasik nostaljimizi yaptıysak Ilgaz bir abim var. Senle benim için diyor ki oğlum sizin hatırladığınız futbolcuları da en son hatırlayanlar öldü diyor. Mehmet abiye de selam olsun burada. Biraz sert girmiş. Sert girmiş.
Ama biz de 15 yıl sonra falan böyle konuşacağız muhtemelen yani. Tabii tabii. Öyle genç tabii. Arkadaşlarımıza yani evet. Bayrağı bizden alacak olanlara karşı biz de böyle konuşacağız yani. Abi eskiyi niçin hatırlıyoruz? Onu bir kez daha söylemek lazım. Eskiden böyle yani 98 Dünya Kupası'nda daha Türkiye'de internet yoktu abi. Onu baştan söyleyeyim tabii. Yani. Bağlanamıyordun evden falan. Hiçbir şeye bağlanamıyordun. Ve izlediğin her şey senin için çok özel bir andı. Ve her şeyi not ediyorduk biz. Yani benim daha ilkokul sıralarımda, ortaokul sıralarımda her maç skorunu yazdım. Golleri kime attığını tuttum. Bir özel defterim vardı ki daha fazla oradan not tutuyordum derslerden ziyade yani. Maç defterlerim, not defterlerimden, ders defterlerimden daha kalabalıktı, daha şeydi, özenliydi. Bilmediğin için, göremediğin için, izlediğin her şey senin için nimet abi. Şimdi tabii çocuk sabah TV bu spor açıyor, Almanya 2 izliyor, 13.30'da Türkiye Ligi izliyor, 15.30'da Premier Lig izliyor. Yani adam için kaybedeceği bir şey yok ki, tercih yapabiliyor. Bizde tercih yok ki. Ne verirse kanal biz onu izliyorduk yani. O yüzdendir Ivan Lendl'a saygımız şeye tabii teniste. Steffi Graf'la Boderek'le evlenen abi kimdi? Brooke Shields'le evlenen abi kimdi? Andre Agassi. Adam Andre bütün Agassi. Hayallerimizin katiliydi abi adam ya. Ya biraz şimdi artık istatistikler de çok çıldırdığı için insanlar istatistikleri evet tutuluyor. Bizim jenerasyon biraz daha işte o yenilerin romantizm, boş romantizm diye tanımladıkları şey var ya, bizim orada aslında biraz biz de eskiye, bizim için daha anlamlı olan günlere tutunuyoruz aslında sadece, ne bileyim. Evet. Şimdi eski fenomen Ronaldo'yu savunurken Cristiano'ya karşı en azından öyle bir tarafı da var bence yani hani. Daha içsel evet, fenomen Ronaldo'nun da özgün. Fenomen Ronaldo'nun da işte Şampiyonlar Ligi yok falan filan. Yani aynen oraya bağlıyor. Ya bir de şöyle, bizim gençliğimiz de dediği doğru. Yani ulaşamıyorsun. Adam zaten senede 28-30 maç oynuyor. En baba futbolcu, en istikrarlı futbolcu. Abi şu an 70. O yüzden sen sanıyorsun ki Kempeser maç gol atıyor. Halbuki öyle bir şey yok tabii yani. Yani o yüzden bu Cristiano'lar, Messi'nin yaptığı akıl alır şey değil yani. Kesinlikle. 10 sene boyunca 50 gol attılar abi. Her sene 50 gol atılır mı lan? 10 sene boyunca bir de. Abi. Neymiş? İspanya Ligi kolaymış. Al gördük. Atsana şimdi hadi. 50 tane. Ulan yani bunlar manyak, çıldırmış herifler abi ve bunları beğenmiyor ya millet. Lan siz manyak mısınız ya? Bundan bir daha yok yani. Bulamayacağız bir daha bu ikili. Böyle ikili bulamayacağız. İkisini birden izleme şansımız varken tabii. Niye adamları kefeye koyuyoruz ki? Hangi ben ikisini de izliyorum abi. Ayet bir şey yani. Tabii. İlla Ronaldo'cu ya da Messi'ci olmama gerek yok ki yani. Abi de ama aradığında Ronaldo daha büyük topçuydu der çıkarım yani. Böyle geçerim. O zaman peki İspanya abi şimdi geçelim Urbak Başkan. Aynen İspanya'ya geçelim. Abi peki bu şu anda bu hafta tabii La Liga'da sezonun maçı aslında. Zirve. Yani hani Real Girona maçı. Kazanan lider muhtemelen de Real kazanacaktır herhalde. Abi Real'in ve Don Carlo hakikaten abi sıkmadı mı ya adam? Uyutup. Ya geçen hafta bile abi Atletico maçında stoper yok. Carvalho çekti merkeze. Carvalho Nacho yaptı. Gene alıyorlardı ya. Gene öyle yapacakmış. Gene Carvalho Nacho veya Tchouameni olabilirmiş. Carvalho oynarsa Dobik gol atar abi. Dobik de atar. Bir de sol bek Gutierrez de biraz bence oralarda daha da özgürleşmiş. O da Real Madrid altyapısından ya. O da şimdi şöyle bir daha farklı çıkar maça. Castilla'dan olması lazım. Girona'nın sol bekinin. Yani sol kanat bekinin. Evet. Real Madrid altyapısı doğru. Evet. Şimdi Girona'ya ilk maçta 3-0 yenmiştik biz. Deplasmanda. Aynen. Epeydir Bellingham gol atmıyor. O da onun da niye atamadığına dair tartışmalar var. Aksine Joselu atıyor falan. Brahim Diaz atıyor. Bu ikisi atıyor falan. O yüzden hani böyle tartışmalar var. Bellingham artık yeni rolünde biraz daha mı az gol atıyor? Şu bu falan diye. Vinicius'un santrafor oynamaktan mutsuz olduğunu biliyoruz. O kendini ister istemez sol kenara atıyor filan. İşte diyorlar ki Mbappe gelince Vinicius şey olacak. Ne derler onlara? Daha farklı bir kurguya geçecek. Yine sol öne geçecek. Daha mutlu olduğu yere geçecek. O zaman işte Bellingham ne olacak falan gibisinden adamlar bugünden bunu tartışıyorlar yani mesela. Çünkü ideal ön üçlüsü Rodrigo, Vinicius, Mbappe gözüküyor. Bir de sol bek Alphonso Davies'i alacaklar seneye. Alacağız yani. Seneye kesin şeyiz ya. Şampiyonlar Ligi şampiyonu belli yani. İkinci. Abi, kapat git zaten. Daha ne yapacaksın abi? Şampiyon belli, ikinci kim durumundayız.
Ama bu Girona maçına gelmeden şöyle dediler işte. Tchouameni veya Carvalho'dan biri oynayacak gene. Ama Carvalho oynarsa Dovbik'in gol atacağına şöyle oynayın. Bahis oynayın dediler yani. Bahis oynayın. Bahis oynayın diyorum ben diyorum. Dovbik zaten çok çok iyi bir sezon geçiriyor. Carvalho üstünlük sağlayacaktır. Ki Carvalho benim çok beğendiğim bir oyuncu. Sağ bekte. Ama fiziken üstünlük sağlar Carvalho. Bir de Carvalho stopere çekince sağ bekten de oluyorsun ama mesela bu Atletico maçında Lucas Vazquez Brahim'e golü attırdı. O yüzden benim bildiğim Don Carlo öyle oynayacaktır. Lucas Vazquez sağ bek, Carvalho stoper, Nacho ile beraber. Bu durumda da ben Girona'nın gol atacağına eminim. Maç sonucunda 2-2 veya 3-2 diyorum. Ben sonuç veriyorum. Ya 2-2 biter ya 3-2 Real alır. Aynen zaten iki takımın... Dovbik'te gol atar abi. Benim bahisim bu. Bence çok çok mantıklı abi. Çok güzel. Zaten iki takımın istatistikleri de hem içeride hem dışarıda zaten maç başı 2 gol atıp neredeyse 1,5 gol yedikleri evet. Yönünde. Yani bana da açıkçası 3-2 benim de kenara not ettiğim skor. Yani ben de gollü bir karşılaşma bekliyorum. Girona zaten çok geri vitesi olan bir takım değil. Onlar da bunun artık final maçı olduğunu farkında. Bu arada gerçi şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi'ne de gidemiyorlar biliyorsunuz. Bir de öyle bir hikaye de var orada. City ile şey... City grup takım olduğu için evet. Aynen. City onu gevşetecekler abi. Onu şöyle gevşetecekler. Giderler de aynı şeylerde olamıyorlar. Abi Nice'in sahibi de aldı ya şeyi bir kısmını. Nice'in şeyi de bir United'ın bir kısmını aldı ya. Nice'in sahipleri. Hı hı. Evet evet. O işte seneye ikisi de biliyorsun Nice de çok iyi gidiyor. Ya olursa nasıl olacak aynı kupada falan filan diyorlar. Onu bence biraz gevşetecekler. Seferin onun şeyini verdi zaten. Sinyalini verdi sinyalini mi? Vermişti. O atmıştır bir 10-15 cebe ondan sonra vermiştir sinyali. Abi şimdi Süper Lig varken her şeye izin vereceksin. Evet tabii. Vermek zorundasın yani. Abi İngilizlerin aynen. Zaten Fransız yatırımı bitmiyor. Yani Chelsea'de Blue Group oldu ya onlar da Strasbourg aldılar mesela. Yani adamlar artık şeyden 5 büyüklükten takım almaya başladılar şey olarak böyle gruplaşmaya başladılar yani. Acayip bir yere gidiyor futbol yani. Ya eninde sonunda kimisini tabii Süper Lig'de oynatıp kimini buralarda oynatacaklar falan yani. Ben de şimdi ilk golü Giroud atar diyorum abi. Real Madrid güzel. 2.79'luk oranıyla. Hatta Giroud atarsa da belki de sezon sonunu beklemeden şu gözaltı ışık dolgumu daha farklı bir şey yapacağım. Abi gözaltı Bosporu istiyoruz de. Abi bu ışık hayır, bana bu ışık botoksu yaptır. Yani gözaltı dolgusu yok. En son yaptırdığımda tam yemedi. Dışarı doğru kusmaya başladı. Hemen tekrar farklı bir zehir verip yapıldı. Yoksa vardı bende ışıklı gözaltı dolgusu. Ama şimdi benim bir doktor var. Burak Sercan Erçin. O dedi ki senin vücudunun başka bir kütlesinden yağ alıp ben oraya yapacağım dedi. Abi ilk golü Girona yaptırırsa sezon sonunu beklemeden ben de yağ enjekte ettiriyorum şeye. Ya senin bu doktora söyleyelim. Askerleriyiz yani. Benim bu göbek yağını çektirelim. Kime lazımsa ona verelim. Kime lazımsa ona verelim. Öyle bir şey yapabiliyorsa çok memnun olurum. Yani. Abi göbek yağı da bağışlanmıyor. Babaannede de böyleyim ama amca kızlarında da böyle benim yani. Kuzinlerde de böyle. Bizde maalesef böyle enteresan şey bir şey yok. Yaptıracağım onu. Abi. Yaptıracağım ama hemen. Hemen yağ enjekte ettireceğim abi. Ettir kral. Peki abi şimdi hadi biraz daha tempo yapalım. Sen de ilk golü Girona bulur dedin. Bence de Girona, güzel. Evet. Hakikaten bence o tarz gelgitlere çok müsait bir 90 dakika olacak. Hemen biraz tempo yapalım. Bundesliga'da haftanın maçı Leverkusen Bayern Münih. Muazzam karşılaşma. Yani ben burada da çok uzatmadan ilk gol Leverkusen ve ikinci yarı 2.5 üst diyorum. İki tane tahmin. Leverkusen ve 2.5 üst. Bayern Münih yener abi. Bayern Münih yenere kaç vermiş? 2.14 vermiş. Bayern Münih Leverkusen'e der ki buraya kadarmış. Hayrola Genco nereye? Avrupa'daki tek namalup takımı senin şeyin buraya kadar der. Abi vallahi her an şöyle bir şey kadar. De olabilir aslında. Leverkusen yalnız maçın kazanıp... babası ha. Çok çok güzel maç abi. Çok güzel iyi, maç. Çok iyi maç.
Leverkusen kazanıp cumartesi gece yarısı bir operasyonun tuvali paketle edebilirler yani. Olay oraya bile gidebilir ama. Biraz orada pamuk ipliği durumu var. Kim gelecek abi? Bence sene sonu tuvalle bitirilecek. Benim abi tahminim direkt Leverkusen'den Çabi'yi de çekebilirler. Yani umarım olmaz da. Bence gayet olası. Bayern'in eski, zaten bu... Yani biz eski Liverpool'lu diyoruz da eski Bayern'li de aynı zamanda. O da olur yani. Tabii. Eski Real'li. Hepsinin derdi geçiyor yani. Aynen. Bir de kendi oyun alanında yani orada. Tabii orada... Büyük topçuydu be. Mükemmel adamdı abi. Mükemmel adamdı yani. Ben de hani Hansi Flick tekrar gelebilir mi acaba diyorum Alman milli takımına. Hansi Flick Barcelona diyorlar. Barcelona diyorlar abi. Öyle mi? Bu ara baba da çünkü düz adam ya böyle. Ancelotti gibi. Yok sağda soldu falan değil. Oyun ne bu? Tamam gerek abi yok, böyle oynuyoruz yani. Deyip oynardı yani. Adam öyle 8 attı abi Barcelona'ya. Şeyde pandemi dönemindeki şampiyonlar gibi hatırlayın yani. Kim Barcelona'ya 8 atabilir evet. Ömrü hayatı boyunca yani. Değil mi? 8 atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. 8 tabii 8-2. Evet. Tabii 8-2 bitti abi. Ne oluyor demiştik yani. Hayrola demiştik böyle yani. Ben de Leverkusen maçına dur abi şuradan bakayım. Ben de Bayern Münih kazanır diyorum abi onu. Yani. Ben de öyle diyorum abi. O da şeyden. Galatasaraylıların sinerjisini tamamen Bayern Münih'e yüklemesinden sebep. Erken de maçından çıkabilirlerse tabii. Şimdi biraz sinerji dağılacak orada. Hani Sacha Boey sözleşmesinde varsa şampiyonluktan gelecek gelirler. Bayern Münih abi, şampiyonluğundan. Ek maddeler. Yani, bu arada Boey'e de iyi sınav olacak. Maçı izleyen Galatasaraylılar bir yerde şey Başakşehir maçı bir yerde Leverkusen Bayern Münih maçı öyle bakacaklar yani. Sinerji dağılımı sıkıntılı ama olsun yani. Ben yine de Bayern kazanıyorum. Peki Augsburg Leipzig'de üstte hemfikir miyiz? Ben zaten Leipzig'i hiç sevmem. Üstler geçerim abi. Ben yani maçın Leipzig demek istemiyorum skorla yani. Biteceğini düşünüyorum. Yani tek haneyle biteceğini düşünüyorum. Atıyorum yani tek sayıyla biteceğini düşünüyorum. 2-1, 3-2 falan öyle bir skorla biteceğini düşünüyorum. Kim kazanır bilmem ama tek biter diyorum ben de yani. O zaman Serie A'ya geçelim. Roma Inter'imiz var elimizde. Inter'de geçen hafta Juve'yi yenerek bayağı yerini sağlamlaştırdı. Evet. Yalnız var ya Simone hakikaten iyi hoca. Yani Inter'in kadrosu iyi de Simone de iyi hoca yani. Simone Inzaghi büyük adam abi. Onu bir kere daha gördük. Gerçekten iyi hocaymış yani. Roma'yı yenerler mi bilmiyorum. Çok güzel ilk yarı sıfır maçı. İlk yarı sıfır abi, maçı. Valla bana Roma'yı yenerler gibi geliyor ya. Roma'da De Rossi göreve geldi. Biraz onun adına da aslında şimdi taraftarla birlikte içeride böyle bir şey yakalamak isterler gibi geliyor ama Simeone şeyin Inter'in ön alan presi falan çok etkili abi. Ben hani Roma'yı orada bayağı ters köşeye yatırabileceklerini düşünüyorum. Vallahi ben 2 diyorum yani. Bir 70'ten daha fazla olabilir miydi Roma deplasmanı? Bence olabilirdi de. Ben ilk yarı 0 diyorum abi. Baktım şimdi olsun. Oranlara falan da ama ben ilk yarı 0 dedim. Fazla uzatmadım yani. Sen Ulgas? Ben de şey Roma üçlü savunmadan doğrudan dörtlüye geçti. Hani kurguyu da değiştirdi De Rossi. Mourinho gibi değil. Birazcık daha alan savunmasıyla, alan baskısıyla oynamaya çalışıyorlar. Şeyde gördüğüm kadarıyla son maçta. Ama yine de pozisyon verdiler mesela bir iki tane şeye. Maçın ilk yarısında özellikle. Ben o yüzden Roma-Inter maçında da oradan KG var diyorum abi. İki takım da gol bulur diyorum yani. Son maçımız Saint-Germain-Lille. Fransa'da. Ilgaz'dayız. Ilgaz'dayız. Evet, ben toplam gol 2-3 dedim abi şeye maça. Lille çünkü şeye tabii Lyon'a elendi hafta içi Fransa kupasında 2-1. Enteresan bir skordu o yani. Paris Saint-Germain de kendi evinde hep böyle 2-3 gol aralığında gidiyor. Yani böyle kazanırsa 2-0, 2-1 veyahut da 3-0 falan kazanır diye tahmin ediyorum Paris Saint-Germain ama Alesinde ben toplam 2-3 ama goldeyim yani. Genelde. Yani gol yeme evet. Ama ihtimali Lille'de de var işte bana. Paulo Fonseca vardı Lille'de tabii o Portekizli hoca. O bu tip maçlarda birazcık daha böyle şey oynuyor. Daha tutucu futbol oynatmaya çalışıyor. Ona güvenerek 2-3 gol dedim ben yani. Çünkü Paris Saint-Germain galibiyetine falan bir şey vermiyor yani. Onun üstünde oynamaktansa 2-3 gol aralığı sanki biraz riskli ama oynanabilir oranlardan bir tanesi. Yani 1.38 oran bu arada aslında çok çok kötü değil gibi. Sağlamcılar için eyvallah koyabilirsiniz onu. Aynen.
Evet evet, biraz daha iddialı bir şey yaratmak istiyorsan çok gerek yok. Ben de katılıyorum ama hani 1.38 de çok kötü bir oran değil diyelim. Böylelikle Tutturanlar Kulübü cumartesinin sonuna geldik. Birbirinden güzel karşılaşmalar var. Özellikle Leverkusen Münih maçını ayrıca kenara not ediniz diyoruz. Herkese bol şanslı, bol kazançlı bir cumartesi diliyoruz. Pazar günü yeniden buradayız vol ekranlarında. Tuttur'un sunduğu Tutturanlar Kulübü sona erdi. Her zaman her yerim.